Merhaba, ben Can Kuşkon. Bugünkü dersimizde sizlere V-Ray'in 3.4 versiyonu ile çıkartılan en önemli özelliklerinden biri olan V-Ray Denoiser özelliğini anlatacağım. V-Ray Denoiser, render sonrası aldığımız render üzerindeki oluşan karıncalanmayı, yani noise olarak adlandırdığımız kötü görüntüyü kaldıran bir özelliktir. Genelde çok kaliteli, karıncasız, noise'siz ve net bir render almak için render ayarlarımızı en yüksekte tutarak çok vakit kaybediyoruz. Denoiser sayesinde ortalama ayarlarda aldığımız renderlarda bile net bir görüntü elde edebileceğiz. Yapmam gereken tek şey, ders için hazırlamış olduğum sahnede render almadan önce Render Setup'ı açarak Render Element sekmesi altından Add butonu ile V-Ray Denoiser'ı seçmek. Bu sayede alacağımız renderların sonunda Denoiser otomatik olarak devreye girerek renderımızı temizleyecektir. Denoiser'ın şiddetini V-Ray Denoiser Parameters altından ister Strength ve Reduce ayarlarını değiştirerek manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Bunun için Preset kısmından Custom'ı seçmemiz gerekiyor. Ya da Preset kısmından Mild, Default ya da Strong olarak da seçim yapabiliriz. Ben genelde bu özellikten maksimum faydayı sağlamak için Strong kısmını kullanıyorum. Render almadan önce render kalite ayarlarını en düşükte tutabiliriz ve bu şekilde render alarak hep beraber sonuçları gözden geçirelim. Normal render işlemimiz bittikten sonra kısa süren bir denoising RGB color işlemi devreye giriyor. Aşağıda da görebildiğiniz şekilde ve dolayısıyla da renderımızdaki tüm karıncalanmaları temizliyor. Render bittikten sonra frame buffer üzerinden sol üst taraftan render kanalına baktığımız zaman göreceğiniz üzere Effect Result devrede olacaktır. Aradaki farkı görmek için RGB kanalını seçmemiz yeterli olacaktır. Bu şekilde yaklaşarak kapının üst tarafındaki noise'lı kısmın Effect Result kısmına getirdiğimiz zaman ne şekilde düzeldiğini hep birlikte görüyoruz. Bütün glenler kayboluyor. Aynı şekilde klozet üzerinde de Effect Result'a baktığımız zaman değişimi hep birlikte görüyoruz. Siyah kısımlarda yine Result'a devreye soktuğumuz zaman çok daha başarılı bir şekilde render'ın pırıl pırıl olduğu ortaya çıkıyor. Bir de metal üzerinde yine görelim. Şurada gördüğünüz gibi noise'ler, çeşitli kırçıllar var. Effect Result dediğimiz zaman malzememiz çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Render sonunda Effect Result olarak tamamen render'ı kaydettiğiniz zaman render'lar with denoiser'lı olarak kayıt olacaktır. Bu özelliği hem batch render'da hem de çoklu render'lar aldığımız animasyonlarda kullanabiliyoruz ve vakitten tasarruf ediyoruz. Konu hakkındaki tüm sorularınızı bana sorabilirsiniz. YouTube üzerinden tüm yorumlarınızı yanıtlamaktayım. Ayrıca kuşkon.com sitenin soru kısmından da diğer tüm sorularla ilgili sorularınızı bana sorabilirsiniz. Bu dersi faydalı bulduysanız diğer derslerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.